Merhaba güzel dostlarım. Bugün sizlere meditasyondan bahsedeceğim. Meditasyonun ne faydası var? Nasıl yapmalıyız? Yapmalı mıyız? Pek çok insan meditasyon yapıyor. Sırf meditasyon yapmak için uzak doğu ülkelerine gidiyor. Bir yerlerde kamplar yapıyorlar. Buna ne gerek var? Bundan bahsedeceğim. Bence büyülü bir şey ve ben yıllardır meditasyon yapıyorum. Ve herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Şiddete karşıyım ama şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi durum şöyle arkadaşlar. Bizler doğduk. Doğmadan önce de vardık değil mi? Bir ben vardı yani. Dolayısıyla sonra bana bir beden verildi. Ben vardım, beden verildi. Sonra ben vardım, zihin verildi. Ben vardım, beyin verildi. Ben vardım, kalp verildi. Yani bunlar hep benim kullandığım malzemeler. Yani ben varım, işte saatim var sonra. Saat verildi, işte elbise verildi. Bunların hiçbirisi ben değil, değil mi? Benim kullandığım malzemeler. Yani saatte, arabada, ne bileyim elbisede benim kullandığım malzemeler. Hiçbiri ben değilim. Beden de ben değilim. Zihin de ben değilim. Yani düşünsenize güzel dostlarım. Ölüyorum bir gün. Öldüğümde bedenimi toprağa bırakıyorlar. Beden yok oluyor ama ben yolculuğuma devam ediyorum. Bilincim devam ediyor. Şimdi bizler tabii burada arkadaşlar zihinle beden işte zihin bedenin görünmeyen tarafıdır. Beden zihnin görünen tarafıdır. Amacımız değil bedeni ve zihni aşmak. Aynı zamanda zihin nedir? Aynı zamanda zihin zamandır. Zihni aştığın zaman zamanı da aşmış olursun. Zamansız olmuş olursun. Zaten meditasyon ne demek? Meditasyon zihinsizlik demek. Yani meditasyon zamansızlık demek. Zamanın ötesine geçiyorsun. Peki bunu nasıl yapacağıza, sonlarına doğru nasıl yapacağıza varacağım. Ne faydası var? Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre güzel dostlarım, meditasyon yapan insanların daha mutlu oldukları, meditasyon yapan insanların daha uzun yaşadıkları, meditasyon yapan insanların daha stresliler, daha az hasta oluyorlar, daha iyi liderler oluyorlar ve meditasyon yapmanın pek çok faydası bulunmuş. Bununla beraber aynı zamanda bu araştırma sonucunda fark etmişler ki beyin plastik bir organ. Yani ne verirsen sana geri onu veriyor. Bilgisayar gibi ne yüklersen sana geri onu veriyor. Bizim de güzel dostlarım zihnimize ne yüklenmişse biz onu gerçek biz zannediyoruz ve onunla hayatı yaşıyoruz. Yani bir harita gibi. Bize bir zihin haritası çizilmiş. Hani duymuşsunuzdur harita bölgenin kendisi değildir. Ya diyelim ki burada bir Türkiye haritası var. O Türkiye haritası Türkiye değil. Türkiye'nin haritası. Bizim zihnimizde biz değiliz. Bizim haritamız diyelim. Şimdi ama o zihin normali ben doğduğumda bende yok. Sonra toplum tarafından, çevre tarafından, ailem tarafından bana bir harita oluşturuluyor. Yaşam haritası oluşturuluyor. Ve ben onların öğrettiğine göre yaşıyorum. Mesela ismimi bile oradan biliyorum. Her şeyi oradan biliyorum. Daha doğrusu bildiğim ne varsa her şeyi dışarıdan aldım. Yanlış şeyler almış olabilirim değil mi? Yanlış şeyler öğretmiş olabilirler. Dolayısıyla yanlış şeyler öğrettikleri için de yanlış bir hayat yaşıyor olabilirim. Meditasyon yapınca ne yapıyoruz? Kendi özümüze gitmiş oluyoruz. Kendi ruhumuza yaklaşmış oluyoruz. Asıl öze ulaşmış oluyoruz. Meditasyon yapan insanlar arkadaşlar sessizleşirler. Sessizliğe giderler. Sessiz olurlar. Ne demek bu sessizlik? Sessizlik arkadaşlar gürültüsüzlük demek değil. Sessizlik gerçek anlamda sessizlik. Yani düşüncelerin de olmadığı bir hal. Çünkü biliyorsun zaten düşündüğün zaman zaten uykudasın. Çünkü sana verilen, dışarıdan verilen verilerle düşünüyorsun zaten. Zihinle düşünüyorsun. Düşündüğün zaman zaten uykudasın. Sessizlik, öyle bir derin bir sessizlik var ki arkadaşlar meditasyonda, orada hiç kimse yok. O kadar hiç kimse yok ki sen bile yoksun. Sen bile olmadığın yerdeki bir sessizlik, derin bir sessizlik. İşte o derin sessizlikte inanılmaz müzikler orada var. İnanılmaz sesler o sessizlikte var. İnanılmaz üretimler o sessizlikte var. Meditasyonla sessizliğe ulaşırız. Ve mutluluk bizim doğamızda var. Yani meditasyon yaptığın zaman çok mutlu oluyorsun ve aslında meditasyon seni mutlu etmiyor. Meditasyon sende var olanı sana veriyor. Ve aynı zamanda nasıl bir insan oluyorsun meditasyon yaptığında? Çok hassas bir insan oluyoruz arkadaşlar. Çok hassas oluyoruz. Yani o kadar hassassın ki yerdeki bir taşa bile, yerdeki bir çöpe bile çok hassas davranabiliyorsun. Hassaslığın zirve noktada oluyor. Ve öyle bir hale geliyorsun ki cansız şeyler bile arkadaşın gibi oluyor. Onları bile seviyorsun. Onlara karşı bile hassas davranıyorsun. Biliyorsunuzdur bir üstad var. İşte bu üstad uzun yıllar şey kullanmış. İşte bir çay kaşığı. Bir gün öğrencileri bu çay kaşığını atmışlar. Üstad diyor ki benim çay kaşığım nerede? Efendim diyor çok eskimişti o, kırılmıştı onu attık.
Olur mu diyor, benim yıllardır emektarım, çay kaşığımı geri getirin diyor. Hassas insanlar arkadaşlar, cansızlara bile canlı gibi saygı gösterir. Ama hassas olmayan insanlar ya da zalim insanlar diyelim, canlılara bile cansız gibi bakarlar. Bize hassaslık verir meditasyon. Başka ne verir? Sevgi verir. Gerçekten sevmeyi, planlı olarak sevmeyi değil, her şeyi sever meditasyon yapan. Hayattaki her şey, evrendeki her şeyi sever. Çiçeği, böceği, kuşu, insanları, her şeyi sever ve bir sevgi insanı olur ve sevgi kokmaya başlar. Başka ne verir arkadaşlar meditasyon? Merhamet verir. Merhamet ne? Merhamet ruhun işidir. Biliyorsunuz arkadaşlar, bizim bedenimiz var, kalbimiz var, ruhumuz var. Cinsellik hayvani bir şeydir. Düşünce zihnin işidir. Ama merhamet ruhanidir, ilahidir. Meditasyona girdiğimiz zaman merhamet noktasında zirveye çıkarız. Öyle bir hal alırız ki, bırakın insanların ayıplarını görmeyi, bırakın bir insan, normal bir insanı eleştirmeyi, ayıp olan bir insanın bile ayıbını görmez oluruz. Ve biliyorsunuz işte, sen insanın ne kadar açığını kapatırsan, yaratıcı da senin o kadar açığını kapatır. Bizi çok merhametli bir hale getirir meditasyon. Üreticiliğimizi inanılmaz artırır arkadaşlar. Hani o boşluğa gidiyoruz ya, boşluktayız ya meditasyondayken. Bedenden, zihinden sıyrılmışız ya güzel dostlarım. Bedenden, zihinden sıyrıldığım için o sessizlikte, o boşlukta üreticiliğin inanılmaz şekilde artar ve orada inanılmaz güzel müzikleri duymaya başlarsın. Orada içindeki, sendeki mükemmel hazineleri görmeye başlarsın. Bakın güzel dostlarım, pek çok insan, ama pek çok insan kendisinden haberi yok. Kendi mükemmelliğinden, kendi olağanüstülüğünden haberi yok. Neden? Çünkü dışarı ona ne vermişse o benim zannediyor ya, o kendi zannediyor ya. Dolayısıyla kendisini değersiz görebiliyor, sevgisiz görebiliyor, güzel görmeyebiliyor. Meditasyon yaptığın sırada asıl kendini bulmaya başlıyorsun. Ve tabi burada arkadaşlar ufak da bir kısım yanlış anlaşılmalar da var. Yani ne gibi yanlışlar? Mesela meditasyon yapmak işte bir konsantrasyon meselesi diyorlar. Diyelim ki sağda solda duyuyorum bazen, bazı kitaplarda okuyorum. Arkadaşlar meditasyon yapmak bir konsantrasyon meselesi değil. Ya düşünsene, konsantre olmak derken bile rahatsız ediyor bir insanı. Meditasyon yapmak rahatlıktır. Kendini rahatlığa bırakmaktır. Bazı insanlar çok fazla konsantre olmak isterler. Çok fazla konsantre olduğun zaman aslında dünyayı unutuyorsun. Ve onun için bilim adamları çok fazla dalgın bunlar güzel dostlarım. Bir zooloji profesörü var. Öğrencinin karşısına çıkıyor öyle vakti ve diyor ki, çocuklar diyor, az önce diyor gölde gelirken diyor gölden diyor yeni çıkmış bir kurbağa yakaladım diyor. Dolayısıyla diyor yeni taze olduğu için diyor ilk önce diyor dışını inceleyip diyor sonra kesebiliriz diyor. Ve özenle elini poşetin içine atıyor. Yanındaki poşetin içine atıyor ve çıkartıyor ki jambonlu bir sandviç. Aa diyor, ben öyle yemeğini yediğimden emindim ama diyor. O iyi kalpli insan. Yani bilim adamları arkadaşlar çok fazla dalgın olurlar. Eğer çok fazla konsantreysen çok fazla dalgın olursun. Ve sandviç yerine kurbağayı yiyebilirsin. Onun için meditasyon demek bir alana çok fazla konsantre olmak demek değil. Rahatlığa bırakmak kendini. Olayların kendiliğinden olması. Yani nefes almak gibi kendiliğinden olması. Çiçeğin koku salması gibi kendiliğinden olması. Burada önemli olan şey sadece şu, meditasyonda biz izleyiciyiz. Biz tanığız, tanık, sadece tanık. Bir sinema filmi varmış gibi, sinemayı izliyorsun gibi izliyorsun sadece. Biz orada tanığız arkadaşlar. Dolayısıyla yani işte dışarıya baktım, ağaçlar var. Var ağaçlar. Dışarıya baktım, güneş var. Var, tanıksın. Bunlar niye var demiyorsun. Eleştirmiyorsun. Yani meditasyonda üç vazgeçilmez vardır arkadaşlar. Birinci vazgeçilmez, rahat olman lazım, şart. İkinci vazgeçilmez, İzlemen lazım. Şart. Üçüncü vazgeçilmez, yargılamaman lazım. Bu üçü bir aradaysa, yani bu üçünden herhangi birisi olmazsa asla meditasyon yapmış olamazsın. Meditasyon yaptığımız zaman arkadaşlar nasıl yapmamız lazım? Bunu nereden başlamamız lazım? Başlayacağımız yer şurası arkadaşlar. En kolayından başlamamız lazım. Tabii meditasyon neydi? Takip etmek, izlemek. Yani içinde bir çocuk var ya, hani diyoruz ya içteki çocuk, içindeki öz. O öz seni izliyor. Sanki sen doğdun. Biz zannediyoruz ki arkadaşlar, ben doğdum. İşte bedenim büyüyor. Benim hayatım gelişiyor. Ben şuraya geliyorum gibi. Aslında bu büyüyen ve gelişen şey ben değilim. O asıl benim tanık, asıl ben. Asıl benim izlediği kişi bu. Asıl ben bu değil. Çünkü biliyorsunuz güzel dostlarım, burada
Gerçi kuantumda girmiştik o sen kimsine. Sonra ayrı bir zamanda onun için ayrıntılı video çekebiliriz. O sen kimsinle alakalı ayrı bir video çekebiliriz. Yalnız gerçek olan bir şey var. Bu kişi ben değilim. Bu benim kullandığım bedenim. Ya da zihnimden geçenler ben değilim. Bu benim zihnim. Ben bunların gerisinde bu yaşayanı izleyen tanık kişiyim. Ve biz meditasyonu ne yapıyoruz arkadaşlar? İzliyoruz sadece. Rahat bir şekilde izliyoruz. Nefes alışverişi izliyoruz. O anda içinden geçenleri izliyoruz. Yargılamıyoruz. Sadece izliyoruz, tanık oluyoruz. Güzel dostlarım, zihin iyi bir uşaktır. Şimdi eğer zihin bizi yönetiyorsa o zaman çok zarar veriyor bize. Biz zihni yönetiyorsak iyi bir uşaklık yapmış oluyor. Ve bizim amacımız da ne? Zihin kontrolünden sıyrılmak. Peki bunu nasıl yapmamız lazım? Nasıl yapabiliriz bunu? Tabii arkadaşlar burada önemli bir iki şey var. Zihin meditasyona karşı çıkar. Çünkü niye meditasyona karşı çıkar biliyor musunuz? Zihin zannediyor ki bu evin sahibi kendisi. Bu evin sahibi kendisi olduğu için asıl ev sahibi gelirse kendi hükmü krallığı bitecek. Dolayısıyla şiddetle karşı çıkar ve sana bu kısım şeyler söyler. Yani meditasyon yapmak çok basittir. Gerçekten çok basittir. Mükemmelliği de orada. Hem çok basit bir şey hem de olağanüstü sonuçlar veriyor. Zihin der ki ya bu kadar basit bir şeyden bu kadar önemli bir şey çıkar mı? Diyerek seni ikna etmeye çalışır ama meditasyona girme demeye çalışır. Çünkü biliyor ki o zaman kendi hükmü kaybolacak. Yani bir evde ışık yanıyorsa oraya hırsız girer mi? Girmez. Çünkü niye? Ev sahibi oradadır. Meditasyon yaptığınızda da asıl ev sahibi gelecek. Asıl ev sahibi geleceği için zihin buna şiddetle karşı çıkar. Amana der ve sen meditasyonun başında devamlı zihin çalışır, uğraşır, geçmişe gider, geleceğe gider, sana bir şeyler düşündürür. Amacı aman der, sıkı sıkı tutup aman benim krallığımdan vazgeçilmesin, aman krallığımdan vazgeçilmesin. Şimdi iki tane serseri böyle bir kumsalda ateş yakmışlar. Orada dertleşiyorlar. İşte birisi dertli diyor ki ya bu serseri olmak aslında zor bir iş ya diyor. Aç kalıyorsun, açık kalıyorsun, köprü altında yatıyorsun, polisten kaçıyorsun. Diğer serseri diyor ki o zaman bir işe girsene. Diyor başarısız mı olayım, başarısızlığı kabul mü edeyim? Ya adam serserilik işi yapıyor yani. Onda başarısızlığı kabul etmedim. Zihin böyle bir şey arkadaşlar. Sen olağanüstü bir tarafa adım atacaksın. Sana ego der ki bugüne kadar başarılıydın böyle devam et. Çünkü çok basittir ya meditasyon yapmak. Çok basit. Bedeni gevşeteceksin. Zihni gevşeteceksin. Gevşek olduğun zaman ve ona tanıklık yapmaya başlayacaksın. Ve bunun sonucunda olağanüstü mükemmel gözlemlere sahip olacaksın. Mükemmel sonuçlara varacaksın ve zihin diyecek ki ya bu kadar basit şeyden bu kadar önemli sonuç çıkar mı? Çünkü ego her zaman zoru başarmak ister. Zoru başarırsan çok güzel bir hayat olacak. Modu vermeye çalışacak. Ama meditasyon yapması basittir. Nefes gibi basittir. Yalnız faydası çok önemlidir. Ne gibi? Nefes gibi çok önemlidir. Asıl ev sahibi gelecek ya. Asıl ev sahibi geleceği için zihin çok huzursuzdur o sırada. Ve o asıl ev sahibi seni izler. Şunu söyleyeyim güzel dostlarım. Meditasyon sırasında gördüğün ne varsa hiçbiri sen değilsin. Çünkü sen tanıksın. Gördüğün hiçbir şey sen değilsin. Özünü yakalıyorsun ya orada. Orada özü yakaladım dersen, onu yakalamaya çalışırsan o senin elinden gider. O da sen değilsin. Sadece izlemek lazım. Sadece izlemek. Bakalım ruhun neler getirecek sana. Ve meditasyonda ruhuna çok yaklaşıyorsun. Özüne çok yaklaşıyorsun. O derinliğe çok yaklaşıyorsun ve o zaman hayat birdenbire her şey anlam kazanmaya başlıyor. Her şey yerli yerine oturmaya başlıyor. Bedensel ve zihinsel hiçbir eylem yapmadığında meditasyon başlar. Meditasyon demek hiçbir şey yapmamak. Hiçbir şey yapmadığında meditasyon başlamış oluyor. Farkındalıkla yaptığın her şey meditasyon ama neyin farkındalığıyla? Zihnin farkındalığıyla değil, senin özünün farkındalığıyla. Peki buna nasıl başlamalıyız? Önce güzel dostlarım, kolaydan başlamamız lazım. Yani bedeninden başlıyorsun önce. Önce bedenini gözlemle. Bedenini gözlemle ve bırak bedenin rahatlasın. Çünkü beden ve zihin birbirine bağlı ya arkadaşlar. Beden rahatladıkça zihin de rahatlayacak. Nasıl oluyoruz biz? Nasıl uyuyoruz mesela düşünün. Yorgunsak önce bedeni gevşetiyoruz. Zihin de susmaya başlıyor. Zihin susunca uyuyoruz. Ya da uyuyunca zihin susuyor. Bunlar birbirine bağlı güzel dostlarım. Ama zihni yönetmek kolay olmadığı için önce bedeni yönetirsek, bedeni gevşetirsek otomatik bir ne olmuş olacak? Zihin de gevşemiş olacak. Önce bedenimizi gözlemliyoruz ve onu yavaş yavaş gevşetiyoruz. Sonra düşüncelerimizi izliyoruz. Ve bir
adım daha derinliğe gidiyoruz. Sonra duygularımızı gözlemliyoruz. Yalnız hiçbirini yargılamıyoruz arkadaşlar. Sadece gözlemliyoruz, izliyoruz, sadece tanığız. Ve bir adım sonraya geçmiş oluruz duygularımızı gözlemleyerek. Zihin çok iyi bir uşak olabilir arkadaşlar. Bedeni gevşetirsen zihni de gevşetmiş olacaksın ve bu defa hepsi emrine girmiş olacak. Meditasyonu nasıl başlıyoruz? Kolaydan başlıyoruz. Önce bedeni izliyoruz, sonra düşünceleri izliyoruz, sonra duyguları izliyoruz. Meditasyon yapmak demek zihinsizlik demektir. Meditasyon yapmak demek farkındalık demektir. Meditasyon yapmak demek asıl ev sahibinin evinde olması demektir. Meditasyon yapmak demek zihnin uşaklığından, zihnin köleliğinden kurtulmak demektir. Meditasyon yaptığımız sırada arkadaşlar, yani şöyle düşün, meditasyon öyle büyülü bir şey ki mesela uyuyoruz değil mi ki bir uyanık halimiz var. Uyanık halimizdeyken dalga frekansı var. Sonra hafif uykudayız, yine bir dalga frekansı var. Beynimizde bir frekans var. Derin uykudayız, yine bir frekans var. Yalnız biz derin uykudayken hiçbir şeyin farkında mıyız? Hiçbir şey yönetimiz ve farkında değiliz değil mi? Hiçbir şey izleyemiyoruz. İşte meditasyon en derin uyku halinde olup her şeyin farkında olmak. Her şeyi izlemek aynı zamanda. Bu hale ulaştığımız zaman güzel dostlarım, işte o öz her şeyi görüyor, her şeyi fark ediyor ve sana ne yapman gerektiğini çok daha hızlı gösteriyor. Onun için sizden istediğim şey şu, meditasyon yaptığımız sırada birincisi sabırlı olmak lazım, ikincisi hedef koymamak, hedefi beklememek lazım. Yani o zaten getirecektir getireceğini. Meditasyon yaptığın zaman sen tohumları atmış olacaksın. Tohumlarını attın, geç bir ağaç gölgesinde tohumların çıkmasını bekle. Meditasyonu yap, hedef koyma, bırak. O zaten inanılmaz mükemmel şeyler sana getirecektir. Sabırlı olmak lazım güzel dostlarım. Niyetlendik, bıraktık. Meditasyonu yaptık, bıraktık. Ve zamansızlığa geçmek ne demek? Zamansızlık. Meditasyon yapmak demek arkadaşlar, ölümsüz halini fark etmek. Çünkü senin tanık dediğin şey senin ölümsüz halin. Senin tanık dediğin şey senin ruh halin. Senin tanık dediğin şey senin asıl bilinç halin. O halin izlemelerine biz meditasyon diyoruz. Güzel dostlarım, tabii ben bu meditasyonun faydalarını, ne işe yaradığından biraz bahsettim. Bir de meditasyon teknikleri var. Hangi tekniklerle nasıl meditasyon yapacağız? Onu başka bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar yeter diyorum ve beni böyle sevgiyle dinlediğiniz için hepinize minnettarım güzel dostlarım. Lütfen sizler olan saygımı kabul edin ve lütfen sevgiyle kalın. Hatta aşk ile, hatta tutki ile, hatta tebessümle kalın güzel dostlarım. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.